Sevgili izleyenler, Van Akademik Odalar Birliği platformu basınla bir araya geldi. Programda konuşan dönem sözcüsü İbrahim Şahin, amaçlarının toplumun sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Van halkının bu sorunlarına yönelik inisiyatif almak, bu süreçlerde katkı sunmak adına böyle bir çalışmanın içerisine girildi. Van Akademik Odalar Birliği platformu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir kahvaltı salonunda düzenlenen toplantıya Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Van Barosu, Diş Hekimleri Odası, Tabipler Odası, Van, Bitlis, Hakkari Eczacılar Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Vanil Koordinasyon Kurulu Başkanları katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Van Akademik Odalar Birliği dönem sözcüsü ve Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin platformun amacına değindi. Yerel yönetimlerle, özel sektörlerle, üniversitelerle, okul üstünlüğü çerçevesinde ekolojik, çevre duyarlılık açısından ve insan haklarına bağlı bir şiarla yüklerimize devam edeceğiz. Bu anlamda ben tüm başkanların buna katkı, katkı sunduğunu görüyorsunuz. Başarılar devamı biliyorum. Sizlerin desteğiyle biz kentimizle ilgili, gerek kenti gerek bölgemizle ilgili bir de sorularımız var arkadaşlar. İşte benim bir başkanımız da bahsetti, ekonomik sıkıntılar var. Bir yatıyorsun dolar, 8 lirayı katlıyorsun dolar, böyle bir lira olmuş. Ülke ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bizim bu ülkeye dair, bu kente dair söyleyeceklerimiz var. Çünkü biz yaşıyoruz. Bize vermiş olduğumuz vergilerle bu ülke yönetiliyor. Dolayısıyla biz verdiğimiz vergiyi de hesabını sormak zorundayız. Biz burada yaptığımız yapılan her etkinin hesabını doğruysa doğru diyeceğiz. Yanlışsa hesabını sormak için bir arada bulmuşuz. Programda konuşan bir diğer isim ise Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Yakup Akgül oldu. Oda başkanlarının birer selamlama konuşması yaptığı toplantı soru cevap ile sona erdi. Ortaklaşa görüş olarak şunu hep benimseyerek ve o doğrultuda bir hareket tarzı seçerek yürümeye çalışıyoruz. İnanın Van'ın bütün sorunlarıyla ilgili bizlerin yapmış olduğu toplantılarda biz o sorunları gündem yapıyoruz. Sıkıntımız şu, biz diyoruz ki Van bölgesi, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları kentin gelişimi konusunda nelerin yapılması lazım, neler eksik bırakıldı veya bu kentin metropol kent olması hasabıyla bir başkanımız ifade etti, dedi ki sadece kendisiyle ilgili değil, bölgesine belki bundan sonra çevresindeki ülkelere hizmet veren bir kent olması hasabıyla çok önemli bir kent olduğu bilinciyle biz meslek odaları da bu bilinçle hareket etmek durumundayız. Dolayısıyla